saatte hayır mı şer mi? Ulvi Karasoy hakkında görüşmemiz gerekiyor. Demek ki şer. Bugün içeri aldım o haini. Ne söyleyeceksin hakkında? Onu içeride öldürecekler. Ne diyorsun sen Tekin? Bildiklerini devlete anlatmasın diye infaz edecekler. Sen nereden biliyorsun peki? Benden istediler. Senden mi? Evet. Benden Ulvi'yi zehirlememi istediler. Tekin, ben ne zaman seninle oturup konuşsam benim beynim yanıyor. Ya kim bu adamlar kardeşim? Senin nasıl bir ilişkin var ki içerideki mahkum için infaz emri verebiliyorlar sana? Emir değil, pazarlık. Bak içim rahatladı şimdi. Emir değil, pazarlıksa sıkıntı yok. Ya sen ne anlatıyorsun? Nizamettin Köz'le tespit etmiş olduğun ilişkim devam ediyor. Al işte. Ya anlat dedin, anlatıyorum. Dur bir dinle. Fazla vaktimiz yok. Sen Ulvi'yi içeri alınca bu Nizamettin'in paçaları tutuşmuş. Bildiklerini anlatacak diye. Benden onu zehirlememi istedi. Öyle bir şey yapmadın inşallah. Ölmeyi hak etmedi mi o hain? Peki. Fazlasıyla hak etti. Başta gözümü karartıp düşündüm. Dedim ki, şimdi bu şerefsiz hapse girecek. İhanet ettiği devlet içeride buna gül gibi bakacak. Sonra bir şekilde hapisten çıkacak. E sen bunu ulu orta elini kolunu sallayarak dolaştığını gördüğünde rahatsız olmayacak mısın? Peki de adama ne yaptın? Ağzından köpükler çıkararak yerde yuvarlanmasını izlemeyi çok isterdim. Ama yapamadım. Bu adamlar için ölüm bir kurtuluş. Bir an korktum, dedim şimdi bu bir şahinlik mahinlik yapacak diye. Bu adamlar için ölüm bir kurtuluş. Yapmadım işte. Karşılığında ne vaat etti sana Nizam? Peşinde olduğum kirli yapılanma ile ilgili istihbarat sağlayacaktı bana. O da iyiymiş. Kendisi de içinde değil mi bu adamların? Niye böyle bir şey yapsın ki? Nizam çıkarı neredeyse dümenini oraya çevirir. Orada da belli ki suyu ısınmış. Bir an evvel kaçıp kurtulmanın peşinde. O zaman devlet ona bir koruma versin, o da bütün bildiklerini anlatsın. Yani sen yapınca devlet işi, ben Nizam'ı kullanıp önemli bir bilgi almaya çalışınca yanlış. Öyle mi? Biz kitabına göre yapıyoruz Tekin. Benim kitabım burada. Evet. Ne demek kulübü yaşıyor? Tekin gelmedi mi? Nasıl halledeceğim beni ilgilendirmez. Ulvi Karasoy konuşmadan önemli. Hallet hemen. Telefon eden şoför yaşıyor abi. Ama durumu ağır. Nazar korumaya saldırdıktan sonra ona da saldırmış. Sonra duş tarafa doğru kaçmış. Ne kadar enteresan. Şu tarafa doğru. Koskoca İstanbul'da şu tarafa doğru. Çocuk başka bir şey bilmiyor abi. Ne yapmamı istersin? Sık kafasına.
gidiyoruz abi. Şu tarafa doğru.